Merhaba Real Tarım'ın değerli takipçileri. Sinan Kara bugün sizler için sahada. Hep genelde küçük bahçelerin kurulumlarından konuşuyorduk ama bugün Balıkesir, Gönen, Ayvalıdere'deyiz ve burada 330 dönüm bir arazinin kurulumundan size biraz bilgiler vermek istiyoruz. Biz firma olarak arazinin tel örgüsünden tutun da dikimine kadar yapabildiğimiz işletmelerle beraber de çalışıyoruz. Bugün bu arazinin dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu arazinin dikim işini almıştık. Evvaliyattan biz bu arazinin işaretlemesini yaptık. Aralık 20'deyiz ve Aralık 20'si itibariyle burada 5. iş günümüz. 5. iş günümüzde yaklaşık hesabımıza göre buraya 10 bin adet fidan gidiyordu. Hemen hemen 9500 fidanımızı dikmiş bulunmaktayız. Büyük ihtimalle yarından itibaren bu arazideki işlerimiz yavaş yavaş bitmiş olacak. Şimdi büyük arazilerin kurulumları ile ilgili biraz bilgi vereyim ben size. Arkadaşlar, biliyorsunuz benim her zaman ilk öncelikli olayım bahçe kurulmadan sulama sistemini çekmektir. Ve gördüğünüz gibi yine de burada sulama sistemini çekili bir şekilde spring döşedik biz buraya. Suyumuz bol. Gönen çayı dibimizde. Şu an sondajımız da çakılıyor. Ruhsat da alındı. Sondaj aracımız da orada gördüğünüz gibi. Bir bahçe kuracaksanız eğer, bakın burada 100 fidan diken içinde sesleniyorum. 1 fidan diken içinde sesleniyorum. 100 bin fidan diken içinde sesleniyorum. Arkadaşlar, bahçeyi kurmadan sulama sisteminizi çektirin. Bunu elimden geldiğince her dikim videosunda söylüyorum. Neden? Şimdi biz bu sulama sistemimizi yaklaşık bundan 2,5 ay önce çektirdik ve bitirdik. İşaretlemesini yaptırmıştık. Ona göre gördüğünüz gibi springlerin lateralleri çekildi. Spagettilerden spring borularına kadar, sulamalarına kadar döşendi. Bahar geldiğinde biz bir sulama firmasına alo dediğimizde sulama firmasına ne kadar imzayı attırsak da maalesef o yaz o sulama işi bitmiyor. Biz bunu yıllarca yaşadık ve tecrübe ettik. Burada ben sulama firmalarına negatif bir yorum yapmak istemiyorum. Ben sulama işi almıyorum da bir bahçenin genelde dikim işini alırım. Çok nadirdir tel örgü ve toprak işleme işini de alırız bazen. Ancak ve ancak sulama işine girmem. Çünkü sulama sezonunda bizim milletimizin bir alışkanlığından dolayan doğan bir kusurdan dolayı yapıyorum. İlla sezon gelince sulama sistemi çekiliyor. Yani sezon geliyor, Haziran oluyor, Mayıs oluyor. Benim fidanımın şimdi suya ihtiyacı var. Alo firma gelsin. Arkadaşlar, bu adamlar tekrardan söylüyorum yemek servisi yapmıyor. Yemeği 5 dakikaya hazırlayıp getiremezler. Bu adamların proje çizmesi gerekiyor. Bu adamların arazinin gerekirse topografik haritasını çizmesi gerekiyor. Uygulaması, kurması ciddi zamanlar alıyor. Bizim milletimizin alışkanlığı sezon geliyor. Alo diyor, bana sulama sistemi lazım. Firmada bir yazın iş yapıyor. Hiçbir işe hayır demiyor. Hepsini alıyor. Hepsini a tamam bitiyor. Ben size onu söyleyeyim. Ben ondan dolayı bu bahçeye ben danışmanlık yapıyorum. Ve bahçe sahipleriyle oturuyorum. Çok fazla danışmanlık işi almam ben. Mantıklarımız örtüşüyorsa iş alırım ben. Diyorum, benim fidanımdan önce, bakın ben fidancıyım. Dikimi de ben yapıyorum. Dikimimden önce gidin hemen bir sulama firması bulun. Hemen sulama sistemi projesini başlatalım. Bitirelim, ondan sonra fidanımı dikeyim. Ben buraya can suyumu bu sulama sistemiyle vermeyeceğim. Denk gelirse, sondajımız yetişirse veririm. Ancak ve ancak baharda o sıkıntıyı yaşayıp fidanlarda %30, 40, 50 koruma yaşamaktansa, bakın en büyük problem bu. Gelişimler %100'ler değil, %10, 15'lerse ben böyle bir bahçe kurmak istemem diyorum. Benim hiçbir kazancım yok sulama sisteminden ama sulama sisteminin benim kurduğum bahçelerdeki önemini bütün bahçe sahiplerine hep arz ediyorum. Söylüyorum ve ona göre de sağ olsunlar bizim gibi danışmanların bilgisine güvenerek hareket ediyorlar. Ve sulama sistemini de önceden çekiyoruz. Sezon geldiğinde de kafamız pırıl pırıl. Tarımda ne diyorduk? İşten önce giderseniz her zaman kazanan siz olursunuz. Bu benim için çok önemli bir nokta. Bahçe kurulumundan devam edelim. Burada biz 7'ye 5 dikim aralıklarıyla 20 sırada bir, bakın mesela bazı sıralarda bambular vardı, fidanlar yoktu. Tozlayıcıları en son dikeriz. Sayıya göre, haritaya göre. Şu an dediğim gibi hemen hemen
dikildi bütün Chandler çeşitleri. 20 sırada bir tane sırayı olduğu gibi komple bıraktık. En son tozlayıcıları dikiyoruz. Ve şu an na tamam bir bölgedeyiz. Burası tamamen bitmiş bir bölge. Orası hala dikimi olan bir bölge. Şu an arazinin ortasındayız. İşim burada %65-70 bitmiş bir durumda. Bir tek buraya mikrosera takılacak, bambular çakılacak. Bakın biz bu bambuları fidanla beraber dikiyoruz ama bunların elle en az bir 40 santim çakılması lazım. 2.45 bu bambular 45 santime kadar çakılmasını, 2.5 metresinin yukarıda kalmasını isteriz. Gerçekten bahçe sahipleriyle, zaten bu bahçe sahibimize bundan 3.5 yıl önce yine bir bahçe kurmuştuk. Kendisi de 150 dönüm. O bahçenin sonuçlarından memnun kaldığı için zaten bir 330 dönüm daha kuruyoruz ki o bahçeyi de biliyorsunuz şu teraslama yaptığımız, sıyırıp komple attığımız bahçe sahibinin olduğu bir videomuz vardı hatırlıyorsunuz. Yine aynı bahçe sahibinin Ali Emrah Büyük'ün bir arazisindeyiz ve böyle bir çalışmayı ikinci kez kendisine yapıyoruz. İnşallah üçüncüsü, dördüncüsü de ilerleyen dönemlerde olacak. Kendisi ceviz yatırımından gayet memnun. Bu sene ilk mahsullerini aldı. Olabildiğince alternatif yatırım olarak da tarım sektöründeki çalışmalarını bizle sürdürerek devam ettiriyor. Kendisini de buradan tebrik ediyoruz. Burada işaretlememiz bitmiş. Fidanlarımız dikilmiş, bambularımız yanına koyulmuş bir şekilde en son mikroseralar takılıyor. Zaten az önce kim arkadaşım ek görüntüye koymuştur. Fidanların dağıtılmasından başlar. Hatta fidanların köklerinin kesilmesinden başlar. Sonra araziye gelip dağıtılması, çukurların açılması, dikilmesi, en son Leonardit uygulaması ve aynı zamanda da mikrosera takılması ve fidanın bağlama işlemi var. Bu işlemlerle beraber biz günde yaklaşık 2000 adet fidan dikiyoruz. Tabii genelde ilk gün 14-15 kişi gelmez. İlk gün 7 kişi geliriz. Toprak ne kadar iş verecek? Buna bakarız. Araziyi tanırız. İlk gün 7 kişi gelir. Genelde bir araziyi tanımaya çalışırız. 1000 fidan dikebilirsek ne mutlu deriz. İkinci günden itibaren, bugün 5. günümüz zaten, buradayız. Günde yine 2000 fidan dikerek işimizin yaklaşık %75'ini bitirdik burada. Bu arazideki dikimlerimizle ilgili görselleri size aktarmış da olduk. Büyük arazilerin bir firma tarafından nasıl kurulduğu ile ilgili bilgi sahibi de olun istedim. Videomuz diğer teknik görüntülerle beraber devam edecek. Arel Tarım dikim kurduğu bahçeler için söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Biz firma olarak her bahçenin budamasını, dikimini anlıyoruz. Ya da çeşit değiştirmek istiyordur. Özellikle son yıllarda Fernor'dan Chandler'a çevirmelerimiz çok oldu. Yerli çeşitlerden dışarıdan ancak yerli çeşitlerin aşı işini alıyoruz. Yerli çeşitleri Chandler'a çevirecek işler alıyoruz. Firma olarak bu işleri kapasiteli bir şekilde ekibimizle beraber gördüğünüz gibi yapıyoruz. Ve sizlere de bu bilgileri aktararak bilgi sahibi etmeye çalışıyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.